dijital olarak oluşturulacak sanal bir dünya olarak tanımlanan Metaverse, teknoloji alanlarda dünya devi olan şirketlerin ciddi yatırımlar yapma yoluna gitmesi üzerine bu sanal evren merak konusu oldu. Harran Üniversitesi Doçent Doktor İbrahim Birkan Aydilek, konuyla ilgili Edessa TV'ye önemli değerlendirmelerde bulundu. Metaverse bir dizi sanal alandan oluşan bir sanal dünya oluşturulmak isteniyor şu anda dünyada. Bu konu çok önemli bir noktaya geldi. Oldukça merak uyandıran bir konu. Bize de bu konuda oldukça sorular geliyor. Tabii işin içerisinde biraz da yatırım ve arsa alım satımı gibi durumlar söz konusu olduğu için bu konuda merak uyandırmıyor değil. Şu anda bu konuyu nasıl daha fazla açıklayabiliriz derseniz, içinde bulunduğumuz gerçek dünyanın bir sanal dünya olarak tasarlanması dijital alanda ve bu sanal alana çeşitli etkinlikler, spor faaliyetleri, toplantılar, müzayedeler gibi şu anda düşünülen pandemi süreciyle birlikte insanların biraz daha işte ekran başında geçirdikleri vakti internetin içerisinde geçirmesi gibi bir planlama söz konusu. Herkesin geleceğe hazır bir şekilde olmak istediklerini ifade eden Aydilek, özellikle de teknolojiyle ilgilenen gençlerin metaverse denilen yeni nesil internet içerisinde nasıl yer alabilecekleri hakkında bilgiler verdi. Burada sadece işte arsa alıp satmak ya da NFT alıp satmaktan öte bu arsaları tasarlayan, dijital olarak üç boyutlu alanlar oluşturabilen, NFT oluşturabilen, NFT tasarlayan bu yaşam alanlarını bizim kültürümüze uygun şekildeyle yapan, daha fazla bunları ön plana çıkaran arkadaşların oldukça talep göreceğini düşünüyorum ben bu anlamda. Gelişmiş ülkelerde robotik kodlama eğitimlerine önem verildiğini dile getiren Aydilek, neredeyse tüm mesleklerin ortak paydasının bilişim olduğunu ve hızlı eğitimlerle kendini geliştirmenin önemli olduğunu sözlerine ekledi. Gelişmiş ülkelerin ortak paydasına baktığımız zaman robotik kodlama eğitimlerine çok fazla önem verdiklerini görüyoruz. Özellikle Z kuşağı olarak tanımlandırılan kuşak, işte 96-2000'li yılların başlangıcından itibaren doğmuş olan gençlerimiz, çocuklarımız bu anlamda dijital ekranlarla büyüyorlar. Bu dijital ekranlarla büyümeyi biz dijital anlamda da hem robotik dediğimiz ekipmanlarla, işte Arduino, M-Bot'larla hem de kodlama dediğimiz işin içerisinde yazılım geliştirebilecekleri, analitik düşünebilecekleri Scratch gibi dillerle destekleyip onları geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Çünkü demin dediğim gibi gelişmiş ülkelerin ortak paydası robotik kodlama eğitimine çok önem vermeli.